Bundan sonrasını Ayaz Ata meselesini asıl Oktan Bey anlatsın. Tabii emredersiniz başbuğum. Ayaz Ata daha önce de söylediğim gibi hakikati olan, daha sonra makamlaşan ve bir veli zata bu makam bina edilen bir şahsiyet. En büyük özelliği Umay Ana, yani yeryüzü, yerin yüzü beyaza boyandığı zaman, iklimler değiştiği zaman, yani kar yağdığı zaman, dağlarda, köylerde, obalarda ulaşım kesildiği zaman kızaklarıyla, ki Sibirya Türklerine bugün dahi baktığımız zaman geyik sürüleri sahipleridir. Hakasya'da, Haka dediğimiz o boylar ki bugün şu anda konuştuğumuz Türkçe'ye de çok yakın bir Türkçe konuşuyorlar. Evet. Dolayısıyla da bu şahsiyet Ayaz Ata bir velizat, kışın daha önce ötükene, yani ötüken aynı zamanda bir yasa demek, töre demek. Sadece orman anlamına falan gelmiyor. Bu orman kelimesi yanlış kullanılmış. Başbuğum daha iyi bilirler onu. Fakat tabii ki ötüken orman, yani yasanın ormanları da var anlamını taşıdığı için biz onu öyle de kabul ediyoruz. O yasaya uygun olarak senede bir kere toplanıyorlar ötükenin uluları ve bir tür adeta zekat değil ama başka bir şey. Halk istekli olarak ötüken ulularına kimisi koyunundan, kimisi peynirinden, sütünden, kurutulmuş erzağından, bazı kılık kıyafet işte o deriden, yünden, keçeden vesaire yapılan her şeyi, hatta veriyorlar. Ötüken de bunlar toplandıktan sonra bu işte getirilen, bağış edilen ötüken ulularına bu mallar Ayaz Ata makamındaki veliye teslim edilir. O da kar zamanı geyik kızaklarıyla öksüz, yetim ve muhtaçlara bunu dağıtır. Hatta orada hali hazırda Ayaz Ata destanı devam etmekte. Nasıl Batı kültüründe Noel Baba bekleniyorsa, çocuklar da, Türk çocukları da o bölgede Ayaz Ata'yı kışın camlarda beklerlermiş. Şimdi göründü, görünecek diye bir uğur sayarlarmış. Bir özelliği de ötükenin, ki kıymetli kalperenlere söz verelim, bu İşte sazla, kopuzla, çeşitli musiki araçlarıyla yapılan ritüeller veya ne dersek ona musiki, aslında ötükende bir ibadet yardımcı öğesiydi. Neydi bu? Eski Türkler göğe secde ediyorlardı. Kıymetli izleyenler, göğe secde ediyordu derken göğe falan tapmıyorlardı. Secde derken de yanlış anlaşılmasın. İşte kök tengri, ötüken tasavvufunda bunu uzun çalıştık. Nasıl bugün İslam inancında, bizim şu andaki dinimiz Müslümanlıkta yere secde etmediğimiz gibi yerdeki bir seccadeye veya işte herhangi bir şeye alnımızı koyup Allah'ı andığımız gibi Türkler o dönemdeki şeriat diyelim yasaya göre kafalarını göğe kaldırıp musiki aletlerinin de o ahengiyle ellerini açarak çeşitli hareketlerle alın noktasını kök tengriye bağlayarak göğü seccade etmişler, seccade, ve secdeyi göğe yapıyorlardı. Şimdi yere yapılırken yere tapılmadığı gibi onlar da göğe tapmıyorlardı. Yani asıl amaç yine tengriye ibadetti. Ayaz Ata böyle bir kişilik. Dolayısıyla da tabii anlatılacak çok mesele var ama